geçiyorlar, bir şey yapıyorlar. Bitiyorlar, bitmek yerler. Bitmek mi? Hakikaten akşam yemeği gibi yedik. Bugün üniversitemizde sizleri konuk etmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Teşrifinizle bizleri onurlandırdınız. Ve biz de burada iki ülkemizin altın köprüsü olarak Türk dünyasının gençlerini burada bu projeler için, gelecekteki projeler için yetiştiriyoruz. Bu ziyaretimiz de Kırgızistan için ve Türkiye için büyük başarılara sebep olacağına inanıyorum. Hakikaten iki ülkenin arasındaki ilişkiler çok güçlü. Ve bu ilişkilerin en büyük başarı nişanesi bu üniversite. Benim görüşüme göre. Hakikaten son dönemde ciddi bir sıçrama yapmış durumda. Hala gideceği ciddi hedefleri olan bir üniversite. İnşallah sizlerin gayretleriyle beraber bu üniversite çok daha ilerilere gidecektir. Ve Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinde sorun alanları olarak görülebilecek meseleler içinde bu üniversitenin varlığı çok ciddi bir denge unsurudur, bir cevaptır. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. Burada olmaktan duyduğum mutluluğu tekrar belirtmek istiyorum. Başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Evet, kıymetli Sayın Rektörüm, Rektör Vekilim, hocalarım, Türk dünyasının, İslam dünyasının dünyanın en önemli üniversiteleri konumunda olması için adım adım süreçler gelişiyor. Biraz önce Rektör Bey'le de görüştük. Türkiye'nin şu anda aslında işsizlik diye bir sorunu yok. Sadece çok spesifik yetişmiş insan kaynağına yönelik ihtiyaçları var. Ve bu gibi üniversitelerimiz bizim için aslında çok kıymetli üniversiteler. Yetişmiş insan kaynağının özellikle belli meslek alanlarını, başta turizm olmak üzere, biliyorsunuz Türkiye'de de şu anda 2023 hedefleri doğrultusunda turizm sektörüne önemli yatırımlar yapılıyor. Yeni bir tanıtım ajansı, turizm tanıtım ve geliştirme ajansımız kuruldu. Bizzat Sayın Bakanımızın sektörden geliştirmiş olduğu birikimleriyle devletimize aktararak nasip olursa hedeflerimiz 2023'te 70 milyon turist, 65 milyar dolar turizm geliri. Tabii bu kişi başı turist miktarının bırakacağı döviz imkanının gelişmesi noktasında da çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Özellikle de insan kaynağı noktasında Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK'le bir takım anlaşmalar yapıldı. Orada yetişen çocukların birkaç dil öğrenmesi, staj olarak şirketlerde, otellerde çalışması ve mesleki tecrübelerini kazanması, çalışırken de para kazanması gibi bir takım hedefler öngörüldü. Ve o süreç başladı. Tabii diğer taraftan da Manas Üniversitemiz bu manada bu çalışmalara başta turizm olmak üzere kültürde, sanatta, operada, tiyatroda, sağlıkta pek çok alanda ihtiyaç duyulan insan kaynağını özellikle Orta Asya'ya dönük Rusça bilen, Türkçe bilen ve diğer dilleri bilen gençler olarak insan kaynağı üretebileceği noktasında inşallah artarak devam edecektir diye düşünüyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yeni yapılanma sürecinde devletimizin pek çok noktada faaliyette olan, başbakanlık bünyesinde olan kuruluşlar bakanlığımıza bağlandı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre, TİKA, Türk Tarih Kurumu, Dil Kurumu, Atatürk Yüksek Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi geniş yelpazede uluslararası faaliyetleri olan teşkilatlarımız bu manada çalışmaları bakanlığımızla birlikte yapacak. O açıdan akademiye ile ve değişik kesimlerle yakın çalışmalar yaparak, işbirliklerini arttırarak bu imkanları çarpan etkisiyle büyütme imkanı olduğunu görüyoruz. Üniversite ile ilişkilerimiz, çalışmalarımız başta TİKA olmak üzere diğer kurumlarımızla arttırarak devam ettirme arzu ediyoruz. Ben misafirperverliğinizden dolayı da tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Bana göre zenginliğin ölçüsü ne uranyum, ne petrol, ne doğalgaz. Benim kendi inancıma göre eğitilmiş insan enerjisi kadar dünyada önemli hiçbir enerji yok. Yeter ki biz insanımıza sahip çıkalım ve onları yetiştirelim.
O yüzden böylesine kutsal bir görevde yer alan Manas Üniversitesi'ne, başta rektörümüz olmak üzere, rektör yardımcımız olmak üzere tüm öğretim elemanlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Bizim desteğimiz, duamız her zaman sizinle. Üzerimize düşen bir sorumluluk olursa da her zaman yapmaya hazırız. Başarılar diliyorum. Sağ olun Sayın Başkanım. Bir üniversitenin faydasını Afrika'da iş yapan, yıllarca 10 yıla yakın yabancılar iş yapan bir insan olarak sadece şunu tarif edebilirim. Gittiğiniz yerde sizi anlayan, sizin kültürünüzü bilen ve sizin kültürünüzle eğitilmiş olan iş insanıyla çalıştığınızda verimliliğiniz 10 katına, 100 katına kadar çıkabiliyor. Ve ben inanıyorum ki Manas Üniversitesi bu bağlamda Türkiye'nin de ihtiyacı olan, Kırgızistan'ın da ihtiyacı olan nitelikli iş insanlarının yetiştirilmesine çok ciddi emek verecektir. Ben bugün buraya Sheraton Bishkek Oteli'nin yatırımcısının daveti üzerine geldim. Ama orada da farkına vardık ki o yatırımın ayakta kalabilmesinin yegane sebebi Sayın İrfan hocamızın da söylediği gibi nitelikli insan kaynağı olacaktır. Ve bu nitelikli insan kaynağını aslında sizler burada yetiştirirken bizler de bu anlamda yetişen insan kaynağını hem devletin ilgili mercilerinde hem de özel sektörde istihdam etmeye hazırız. Ki bunu da yaptık zaten Sayın Rektörüm de söylüyor. Ancak tabii bizim en büyük motivasyonumuz uluslararası vizyonu Türkiye'ye kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız, özellikle Sayın Rektörüm bahsettiği gibi 2011, 2013 ve 2018'deki buradaki ziyaretleriyle, ben şimdi biraz internetten ona baktığımda hakikaten her gelişi üniversitenin katma değerinin çok daha ileri noktalara taşıması olmuştur. Umarım bizler de sizlerle beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin adının ilelebet payidar olabilmesi için biz de elimizden geldiği kadarıyla çalışmış olacağız. Ben tekrar katkılarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu da yeni bir hediyem olacak Sayın Başkanıma. Türk Dünyası Masalları diye bir çalışma başlattık. Burada 5 Türk Cumhuriyeti'nden masallar var. Hı-hı. Hatta Atatürk oluyor. Atatürk masallar oluyor. Kırgızca ve Türkçe yazdık bunları. Hı-hı. Takdim ediyoruz size bunu. Eyvallah. Biliyorsunuz bu saybalı taşlar üstüne işlenen 3000 yıllık, 4000 yıllık bu figürler var. Bu figürlerden stilize ederek keçe üstüne el yapımıdır bunlar. Hocalar ve öğrencilerimizin birlikte yaptıkları. Ellerinize Sayın sağlık. Bakanımızın odasında arzu ettikleri bir yerde tabii ki çok teşekkür ederiz. Teşhiri bizi çok mutlu edecektir. Eda hanımefendi, size de yine aynı şekilde bu sefer bu figürler modernize edilerek yapıldı. Burada mesela Aladağları görürsünüz. Yaylasını, güneşini, bozuyunu görürsünüz içerisinde. Çok teşekkürler. Keçe, ben de Adana'dayım biliyorsunuz. Keçe evet. Bizde de çok meşhurdur. Evet, aynen. Asabek Bey, tutalım. Başkanım size Kırgızistan'ımızdan gerçek bir şey sunuyoruz. Deri üstüne işlenmiş ama hakiki bir haldir bu. Tasarlanmış, hayali bir şey değil. Malum biliyorsunuz Kırgızistan dağları, ovaları, yaylaları, çayırları, çimenleri, üstünde yaşayan insanları. Her şey güzel. Her şeysi de güzel bir ülke. Yapmış olduğunuz yatırımın hayırlı olmasını, başarılı olmasını Kırgızistan'a, Türkiye'ye ve bütün yararlanıcılara faydalı olmasını dileyerek bu küçük hediyeyi hatıra olsun diye sunuyoruz. Çok teşekkür ederim.